Güzel ülke Türkiye, Karakutu kanalından herkese selam. Üzerine birçok filmin, kitabın, belgeselin yapıldığı ruhani yaratık, cin. İnsanların en çok merak ettiği konu, cinler gerçek mi? Cinlerin varlığı tüm ilahi dinlerde kabul edilir. Yahudilikte, Hristiyanlıkta ve İslamiyet'te cinlerin varlığı kesindir. Ve bu dinlerde cinlerle ilgili bilgiler büyük benzerlik gösterir. İslam inancına göre cinler, ateşten yaratılan varlıklardır. Ve onlar da insanlar gibi Allah'a kulluk etmek için yaratılmıştır. Kur'an'da cinleri de daha önce insan vücudunun gözeneklerinden geçebilen güçlü bir ateşten yarattı ayeti geçmektedir. Burada cinlerin insan bedeninden geçebileceği anlaşılabilmektedir. Ayrıca İslamiyet'te cinlerden inananlar ve inanmayanlar vardır. Hazreti Süleyman'ın cinlerle ilişkisi meşhurdur. Cinleri ulaşımda kullanmıştır. Cinler insanlara göre inanılmaz hızlara sahiptir. İnsanların yapamadığı birçok şeyi yapabilir ve çok uzun yıllar yaşarlar. Hristiyanlık inancına göre de cinler bazen insanlara zarar verebilir, insanları ele geçirebilir. Cinler fiziksel olarak aslında çok güçlü değiller, öldürülebilirler. Fakat onları göremediğimiz için bir basamak bizden öndeler. Peki cinler duvardan geçebilir mi? Bu konuyu anlayabilmek için bir örnek verelim. İki boyutlu nesnelerde sadece uzunluk ve genişlik vardır. Bir kağıda çizdiğimiz nesneler iki boyutludur. Örneğin kağıda bir nesne çizdiğimizi ve bu nesnenin canlı olduğunu varsayalım. Bu nesnenin etrafına bir daire çizip kapattığımızda, söz konusu nesne üç boyutlu olmadığı için dairenin dışına çıkamaz. Çünkü çıkmak için üç boyutlu olması gerekir. Yani derinlikle çizginin üstünden atlaması gerekir. Bizler için bu nesnenin engeli komiktir. Çizgiyi atlayarak geçebiliriz. Çünkü bizde üç boyuttaki derinlik vardır. Aynı örneği dört boyutlu bir canlıda düşünelim. Onlar için bizim geçmemizin imkansız olduğu duvarlar çok basit bir engeldir. Tıpkı bu örnekteki gibi cinlerin insan bedeninden geçmesi, duvardan geçmesi sorun teşkil etmez. Cinlerin de insanlar gibi evlendikleri, çoluk çocuk sahibi oldukları kabul ediliyor. Bazı görüşlerde cinlerin insanlarla çiftleşebildiği de iddia edilmiştir. TRT'de yayımlanan bir belgeselde istihbarat ajanlarının cinlerden faydalandığı belirtildi. Mossad ve CIA'nin cinlerden faydalandığı düşünülüyor. Bu konuda en tecrübeli istihbarat biriminin Rus KGB olduğu iddia edilmekte. Ayrıca araştırmacı yazar Ömer Özkaya, bir NASA çalışanının Turgut Özal'ın yardımcısı aracılığıyla Türkiye'de bir cin hocasıyla görüşmek istediği ifade ediliyor. İslamiyet'e göre cinler geleceği göremezler. Fakat yüzlerce hatta binlerce yıl yaşayabildikleri için çok bilgilidirler. Cinler, insan, yılan, kedi, köpek, inek gibi birçok kılığa bürünebilir. Işınsal varlıklar oldukları için çok hızlı hareket edebilirler. Cinler daha çok resim, müzik olan yerlerde, sessiz, metruk binalarda ve hamamlarda bulunur. Hadislere göre de üç çeşit cin vardır. Kanatları olup uçabilenler, yılan ve köpek olanlar ve meskun ve göçebe olanlar. Dünyaca ünlü birçok filmde cinlerin dolaylı olarak teması işlenmiştir. Filmlerdeki birçok ruhani yaratık cinlerden esinlenmiştir. Özellikle vampirler. Vampirlerin ateşle olan ilişkisi, çok inanılmaz hızlı olmaları, çok uzun süre yaşamaları, gece ortaya çıkmaları, insanların yapamayacağı çok büyük ve güç getiren işleri kolaylıkla yapabilmeleri bunlara örnektir. Birçok fotoğrafta hayalet olduğu iddia edilen görüntüler asılsızdır. Çünkü hayalet diye bir şey yoktur. Cinlerse insanlara görünmezler ve fotoğraflara da yakalanmazlar. Facebook sayfamızı da bekleriz. Teşekkürler.